Herkese tekrar merhaba, hoş geldiniz. Bugün özneler konuşuyor online toplantılarımızda. Maurice Carmona ile birlikteyiz. Hoş geldin Maurice, Hoş tekrar. bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bu canlı yayını bizimle birlikte yaptığın için. Tekrar. Maurice aslında Kedi Otizm'in gönüllü kurumsal iletişimini yürütüyorsun. Sana Evet. öncelik için çok teşekkür ediyoruz. Bizi Rica ederim. çok güzel insanlarla tanıştırdın. Evet. Büyüdük sayende. Evet. Bizim mottomuz biliyorsun birlikte başaracağız ve sen bunu bu ruha çok uygun hareket ediyorsun. Çok sağ Sevdiklerini olun. birleştiriyorsun. En çok bu özelliğin hoşuma gidiyor. Onu belirtmek istiyorum Evet. öncelikle. Senle biz pandemi sırasında Merhaba Spektrum'un canlı yayınını düzenlemiştik. Evet, Işık, bu toplantısında evet, tanışmıştık. Işık'la birlikte. O zaman tanışmıştık ve ondan sonra pandemi koşullarında benim işte Bostanlı'ya gelip seninle görüşmem, yavaş yavaş senin Karşıyaka'ya hatta işte konağa gelmenle birlikte dönem içinde daha sık görüşmeye başladık. Evet. Derneği kurma fikrini ilk açtığım insanlardansın. Hatta Instagram'dan hatırlıyorsan çok güzel projeler yola çıkmış geliyor diye böyle alt mesajla vermiştik o zaman. Evet. Kısa sürede de derneğimizi kurduk ve sen de bizim en aktif üyemizsin. Bize biraz senle çok sohbet ettik ama öznelerle sohbet toplantımızda, fiziki mekanda yaptığımız sohbet toplantısında sen bana o güne kadar anlatmadığın bir takım şeyler anlatmıştım ve ben bundan çok etkilenmiştim o gün. Bu da yaşadığın akran zorbalıklarıyla alakalıydı okul hayatında. Evet. Aslında otizm konusunda biraz oradan başlamak istiyorum ben. Akran zorbalığı ve ayrımcılık otizmli bireylerin, otistik insanların her yaşta karşılaşabildiği ve de en çok zorlayan şeylerden biri. Sen çok sosyal bir insansın. Evet. Bana biraz bu okul yıllarındaki sosyal ortamınla yetişkinlik hayatındaki sosyal ortamı karşılaştırabilir misin? Tabii ki de okuldaki sosyal ortamda maalesef çok fazla akran zorbalığına maruz kalmıştım. Özellikle kendi sınıfımda okuyanlar bana her derste sürekli sataşmışlardı. Bu da dikkatimi çok dağıtmıştı. Ama şunu da söyleyeyim. En kötü öğrencilik anım 1997-98 eğitim öğretim yılıydı. İngilizce ağırlıklı bütün ders kitaplarımı da ders yılının başında maalesef arkadaşlarım kurcalamışlardı ve ne yazık ki sınavlardan çok fazla yani sınavlardan çok kötü notlar almıştım. Ama eğitim yılının sonlarına doğru da özel dersler alarak mezun olmayı başarmıştım. Ama tabii ki de okulun dışındaki diğer sosyal ortamda biraz daha iyi ve hassasiyetlerime anlayışlı olan insanlarla karşılaşınca daha huzurlu oluyorum. Bir de yeni tanıştığım insanlarla da ilişkilerim de hemen hemen iyiydi.
Şimdi biraz önce de bahsettim ya, bizi tanıştırdığın gibi, yani dernek kimliğiyle tanıştırdığın gibi, sevdiğin insanları bir araya getirmeyi çok seviyorsun ve onlarla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi çok seviyorsun. Bizleri de, her birimizi sürekli de zaten bu düzenlediğin etkinliklerden haberdar ediyorsun, çağırıyorsun. Bazen işte belki uzaklık, belki o an başka bir program katılamıyoruz belki, ama bu çabanı sevgi ve takdirle izliyoruz aslında her birimiz. Çok sağ olun. Bu çok güzel bir davranış biçimi. Evet. Çok insancıl ve çok sosyal Evet. bir davranış biçimi. Evet. Özellikle tabii ki de beni sevmeyen insanların hayatında yerleri yoktur ve tabii ki de gitmek istediğim ortamlara kabul etmeyen hiçbir insanın ayaklarına da asla ve asla gitmem. Tabii. Sen Çağla'yla bir röportaj yapmıştın ya, geçenlerde yayınlandı. Evet, Ayrıca İlk Kez gazetesinde Sarışan. yayınlanmıştı ve herkesle paylaşmıştım. Evet. Gerçekten çok da beğeni almıştım. Evet, kesinlikle. Çünkü çok güzeldi. Başlık da çok güzeldi. Ayrımcılıkla savaşan otistik aktivist. Evet. Artık aktivist kimliğin ön plana çıkmaya başladı. Biraz da Tabii ilk önce siz de aktivistiniz aynı zamanda gazeteci olmanıza rağmen. evet, uzun yıllar Twitter'da yaptık aktivistlik, ama sivil toplum olarak daha güçlü bir şekilde yol alabileceğimizi düşünerek dernekleşme yoluna gittik. İyi ki de gittik. Hem arkadaşlarımız, hem sen ve senin gibi özne üyelerimiz bize büyük güç veriyor. Evet. Çok güzel şeyleri birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Kesinlikle sağlığım el verdiği müddetçe asla ve asla kurumsal iletişim sorumluluğu görevimden kaçınmam. Kesinlikle kaçınmazsın. Zaten kartvizitinde hazır, biliyorsun. Seni Evet. bekliyor. Artık Evet. kartvizitte dağıtacağız. Kurumsal iletişim sorumlusu olmamda da tabii ki de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ön lisans bölümünden mezun olmamın da çok büyük avantajı var. Bir de Halkla İlişkiler ön lisans ikinci sınıfta kurumsal iletişim dersi de görmüştüm. Evet, belli oluyor gerçekten. Çok profesyonelce davranıyorsun kurumsal iletişim konusunda. Tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çağla'yla yaptığınız röportajı şunun için gündeme getirmiştim. Orada bir sözüm var. Çok güzel o. Otizme ön yargılı toplumlar asla gelişemez diyorsun. Kesinlikle. Bununla ne demek istedin? Biraz bunu açar mısın? Tabii ki de çünkü maalesef toplumumuz otizm konusunda yeterince bilgi sahibi değil ve artık bilgilendirilmesi gerekiyor. Bir de okullarda da empati eğitimi verilmeli. Özellikle şunu da söyleyeyim. Bir de ayrımcılığa karşı da yaptırımların da uygulanması gerekiyor. Çünkü toplumumuz maalesef otizmli çocuklara, otizmli gençlere ve her yaştaki otizmli bireylere olan ön yargıların artık bir kenara bırakılması gerekir. Bir de şunu da söyleyeyim. Eğer tabii ki de bir sivil toplum kuruluşunun toplantısına da
geç kaldıysak tabii ki de toplantının içeriği hakkında. Tabii ki de toplantının dışarıya çıkarılmadan bilgilendirilmesi gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Özellikle ben 2015 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun toplantısına bir saat geç geldiğim için adını söylemek istemediğim bir akademisyenin de maalesef katılımcının listesine adımı soyadımı yazıp da çizmeme rağmen çıkarılmıştım ve canımı da çok acıtmıştı. Ama asla öfkemi de kimseye belli etmemiştim. Ve de öfkemi kesinlikle belli etmem. Zaten ailemde tabii ki hiç öfkelenmene gerek yok demişti. Ve tabii ki de asla öfkeye yer vermiyorum. Evet, haklısın. Bazen tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. Her birimizin başına geliyor. Öfke kontrolü önemli bir mesele. Hepimiz bazen içimizde öfkelenebiliyoruz. Fakat bununla savaşmamız gerekiyor. Dışarıya çıkarmamamız ve onu yönetmemiz gerekiyor. Bu da bir olgunluk gerektiriyor ve bu sende var anladığım kadarıyla o tatsız Evet. olaya rağmen öfkeli. 2019 yılının Ekim ayında da maalesef Yenilenebilir Enerji Derneği'nin başkanı da maalesef bana da çok kötü davranmıştı ve ayıptır söylemesi sen Hüseyin Mutlu Akpınar'ın adamısın, dinle adamısın bir de bayanlarla çok fazla yakınlaştığın gibi böyle böyle hiç yakışmayan sözlere de çok maruz kalmıştım. Ama ben yine de kavgada çıkarmamıştım. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet, bu takdir edildi. Onları da tabii ki de bunu yapanlara tahammülüm ve affım dahi olamaz. Haklısın. Sen de gayet olgun davranmışsın ama biz bırakalım bu tatsız konuları bence. Tabii, kesinlikle. Biraz önce yayından önce hani Kıvanç geldi, sana bir merhaba dedi ve Evet. iyi yayınlar dilediğinde sen ona her gördüğünde dediğin gibi kitap okuyor musun diye sordun. İşte aslında ben Evet. bunu bir gündeme getirmek istedim. Bu çok güzel bir şey. Kendinden küçükleri de doğru yola, doğru davranış biçimlerine yönlendirmeye çalışıyorsun. Onlara örnek bir abi olmaya çalışıyorsun. Sağ olasın. Özellikle Kıvanç'a sadece Fransızca değil, Yunanca, İtalyanca öğrenmesini de önermek istiyorum. İyi ki Esma hocamla tanıştığım için de bu konuda çok şanslıyım. Aa, ben bugün bahsettim ondan açıkçası biraz. Dedim İtalyanca öğrenmek ister misin ama konu bu değil. Ben kitap okumak senin hayatında önemli yer tutuyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Biraz bu kitap okurluğunla ilgili dünyanı bize anlatır mısın? Tabii ki Yani de tabii kitabın konularına göre değişiyor. Özellikle mübadele konusunda insanların ne kadar çok acı çektiklerini öğrenmiş oluyorum. Bir de otizm farkındalığı kitapları da gerçekten çok güzeldi. Özellikle Filiz Hanım'ın, Sema Hanım'ın ve Nedet Hanım'ın kalemlerine, emeklerine sağlık diyorum. Özellikle Corneille Delange'ı da ilk defa Sema Hanım'ın yazdığı ilk kitabının ön sözünde öğrenmiştim. evet. Bir de senin mandala sergini de anmadan geçmeyelim. Sonra da Evet. yavaş yavaş mucize 17 doğru yılından beri gideceğiz. sanatla uğraşıyorum aynı zamanda. Onu söyleyecektim bu konuyu açmışken. Evet. Sergiyi açtınız. Biz de geldik. Çok Biraz sağ o olun. çalışmadan bahseder misin? Hani öğrencilerim vardı.
Evet. Evet, özellikle Nerede yapmıştın tabii ki sizi? de. Efendim? Nerede vermiştin sen o eğitimi? Karşıyaka Sanat Derneği olarak yapmıştım. Bostanlı Spor Kulübü'nün tesislerinde aynı yer, ikisini aynı yerde, ikisi bir arada faaliyet göstermektedir. Ne Evet. hissettiriyor sana mandala yapmak, mandalayı yapmayı öğretmek? Tabii ki de her türlü olumsuzluklardan arındırıyor. Bir de meditasyon yapmanın da büyük faydası var. Onu da söylemiş olayım. Bir de resimdeki, resim sanatında olduğu gibi tüm sanatlardaki yaratıcılığını ortaya çıkarıyor. Onu da söyleyeyim. Tabii tüm yaratıcılıkları herkes ortaya çıkarabiliyor. Herkes istediği renkleri de kullanabiliyor. Tabii ki de işte çizim şekline göre serbestçe ifade de edebiliyorlar. Onu da gerçekten geliştirdim bu konuda. Onu da gerçekleştirdim ve Ya seni tebrik ediyorum o konuda. evet, çok sağ olun. Biraz heyecanlıyım da kusura bakmayın soruları yanıtlarken. Olsun. Zaten biz bizeyiz biliyorsun. Çok heyecanlanma. Bütün Bazen sektörün işte burada. tabii bazen soruları sorarken nasıl ifade edeceğim konusunda biraz kafam karışıyor. Benim de öyle oluyor biliyor musun Muris? Ben şimdi bir şeyi Herkes anlatıyorum. oluyor tabii. Anlatırken birdenbire ben şimdi ne söyleyecektim diyorum. Bir kalıyorum öyle. Çok oluyor bana gerçek söylüyorum. Evet. Biraz Muris güzel haberleri var Muris'in dedik biliyorsun Instagram duyurumuzda. Muris Evet. üzerine dedik başlığımıza. Bu nedir bu Muris? Yani Morris'in hissettikleri demek kısaca. Onu da söyleyeyim. Evet, bu isim annesine döneceğiz ama biz bir mor his nedir? Ona bir girelim. Nedir yani bu kuş mudur? Şiir midir? Resim adı mıdır? Ne adıdır bu? Onu bir söylesen istersen. Tabii ki de. Tabii ki de. Mor his aynı zamanda bir kalptir. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Tabii ki de neleri hissettiğimi de kalbimden anlayabiliyorum anlamında söylemek istedim. Anladım, tamam. Peki Morhis neyin adıydı? Efendim? Neyin adı Morhis? Morhis'cim. Morris'in hissettikleri Tamam, kısa. o anlamı yani o ismin ardındaki neyin ismi olacak bu? Yayınlanacak olan şey neydi? Otizm hikayemi anlattığım kitabım olacak. Özellikle Evet. bugüne kadar her alandaki anılarımı da yazıyorum. Bir de yaşadığım ayrımcılıklarımı, bir de otizm tanımı da ne zaman aldığıma ve özel eğitimde nasıl yendiğime de yer verdim. Yani yer veriyorum. Wow, çok güzel. Kaç sayfa oldu şimdiye kadar? Şimdi 31 sayfa oldu. 31 sayfa. Çok iyi. Aslında kapağı bile hazır, değil mi? Evet. Evet. Bu Şimdi arada söz almak istiyor. Çünkü evet. biraz önce bahsettik ya.
Bu kitabın isim annesi Burçak. Bir de Çağla da var. Onu da unutmamak gerekiyor. Çağla'yı nasıl unutalım? Çağla unutulmaz zaten biliyorsun. O kitap fikrini veren kişi değil mi Çağla? Evet, Evet. özellikle kitap çıkarmamı isteyen de Ebru ablamın büyük oğlu Ata. Özellikle hava gazı fabrikasındaki söyleşiden sonra da söylemişti. Öyle mi? Ata da Evet. söyledi. O zaman Evet. Ata ve Çağla'nın fikri diyelim mi? Tabii. Tamam. Evet, bu Şimdi arada Burçak'a söz verelim. evet, sonra Sema Hanım da söz almak istiyor. Tamam. Sema Hanım'a da söz hakkı tanıyalım. Moris, önce ben alkış yapmaya çalıştım ama beceremedim. Bir tane Olsun. not yazdım sana. Evet, gördüm. Heyecanlanıyorsun ama efsanesin, efsanesin. Notlarımı görmüşsündür, gördün mü bilmiyorum. Seni çok Evet, seviyorum, gördüm. benim için çok da inanılmaz değerlisin. Senden sadece şunu rica ediyorum, haklısın. Çok acı çektik, biliyorsun bana da deli diyorlardı, hatırlarsan. Hep de paylaşıyorum insanlarla. Biz deli değiliz, biz çok güzel ruhlarız. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Siz de iki varsınız Mor Can Hisi, Burçak ablam. İlk Ses Mor gazetesindeki Hisi. röportajınızı da okumuştum. Mor Hisi, sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen kapatıyorum, özür dilerim. Böyle olacağını düşünmemiştim. Ben sadece alkış yapmak istemiştim. Seni çok seviyorum Moris. Çok sağ ol Buradayım ben ablacığım. Burçak ablam. İyi ki Seni varsın. seviyorum yavrum. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şimdi de Sema Sema Hanım'a da Hanım. evet. Sema Hanım Sema elini Hanım kaldırmışlar. buyurun. Yayın akışını aksatmamak adına hemen çok kısaca o parmağımı kaldırmamın sebebi Morisçim senin kitap yazmanı istememle ilişkin ben de söylemiştim. Çünkü gerçekten bu kadar kitap sever bir delikanlının kendisinin kitabını yazması çok yakışacaktı. İsim harika. Çok güzel bir isim bulmuşsunuz. Ve heyecanla bekliyorum. Bu sefer ben senin için imza günleri organize edeceğim. Birlikte Başka olacak. Çok mutlu Belediyesi'yle de oldum. konuşuruz. Evet, elbette. Ben akışı aksatmayayım. Tebrik ediyorum şimdiden seni. Öpüyorum teyzeciğim. Berkay'a da çok selamlar bu arada. Elbette yavrucuğum. Modistim. Buyurun. Buradayım efendim. Buradayım Serap abla. O yüzden böyle canlı yayında konuşmak da ilginç oldu, değil mi? Evet. Evet, kitabına dönelim şimdi biraz daha. Evet. Kapağı da hazır, her şeyi Evet. hazır, Ayracı da. Çünkü ayracı da hazır. ayraçsız kitap olmaz. Kesinlikle. Hayırlısıyla çıksın. Sema'nın da dediği gibi imza günlerinde de hep birlikte bu güzel aileyle birlikte buluşacağız. Tabii. Eğer yine ortaya çıkan varyanttan dolayı eve kapanma durumu olmazsa demek istedim. Şimdi İngiltere'de Eris varyantının çıkması da biraz endişe verici bir durum şu an için. Evet, ama bu şeylerle pandemi inşallah bu kadar büyümez geçen seferki gibi, ama bu salgınlarda yaşamayı da öğreneceğiz. Öyle görünüyor. Biri bitip biri başlayabilir. Evet, ama yine de hani pandemi de olursa yapacağımız etkinlikleri de bir süre erteleriz yani, çünkü sizinle yapmak istediğim etkinlikler hani vefat olur, hastalık olur. İşte onların haricinde hani bensiz olursa tabii ki bütün etkinliklerimizin tadı kaçar demek istedim. Haklısın. Yüz yüze etkinlik çok yapamayız ama biliyorsun bu ilk yaşadığımız pandemi döneminde şu anda yaptığımız etkinlikte olduğu gibi
online etkinliklerin olabileceğini fark ettik. Evet. Bu yaygınlaştı. Şu anda tabii ki pandemi ortamı yok ama insanların bir araya gelmesi, özellikle otizmli çocuk ailelerinin bir araya gelmesi gün içinde ya da işte ay içinde zor bir olay. Ama bunu keşfettik. Online buluşmaları, online toplantıları Evet. yapabileceğimizi gördük. Ve biliyorsun ve buradaki konuklarımız da biliyor. Kurulduğumuzdan beri 9 ay oldu. Evet. 9 aydan bu yana hiç durmadan online toplantı yapıyoruz. İşte gerek ebeveyn destek toplantıları, gerek öznelerle toplantılar. Hatta Ece hocamız da burada. Ece hocamızla 2 kere yoga yaptık. Evet, çok güzel olmuştu. Evet, aileler ve çocuklar birlikte onu tekrarlayacağız inşallah online. Bir de onu tabii fiziksel mekana da taşımanın yollarını arıyoruz Ece hocamla birlikte. Çok yararlı bir çalışma o çünkü. Ama dediğim gibi hani inşallah öyle bir şey olmaz ama yine eve kapanırsak Ece hocam bize online da yoga yaptırır, değil mi Ece hocam? Kesinlikle. Tabii ki. Biz de iyi ki sizi Çok sağ olun tanıdık Ece Ece hocam. Hocam. Morisciğim, ben en son sana şey sormak istiyorum. Sonra konuklarımızdan sana soru sormak isteyen varsa onlara Tabii. söz Memnuniyet duyarım. söz vermek istiyorum. Tabii. Şimdi işte biraz bahsettik. Bu dernek içinde aslında yola çıktıklarımız arasındasın, ilk kişilerdensin. Evet. Dernek için gerçekten çok gönüllü bir şekilde hareket ediyorsun. Peki bu dernekte ne yapmak istiyorsun? Sence bu dernek ne yapmalı? Ya bu dernek dediğim kedi özelinde de sormuyorum. Ya otizm alanında çalışan bir STK, sivil toplum örgütü ne yapmalı sence? Nasıl faydalı olabilir bu topluma? Ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii ki de sivil toplum kuruluşunun yanı sıra tabii ki de her alanda dahil edecek çok güzel projelere de imza atmalı. Gerek kültür sanat, gerek spor, gerekse tabii ki de farklı becerileri kazanabilecekleri ortamlar da yer almalı. İyi ki de daha önce Karşıyaka ilçe tarım müdürü Bülent Bey ile birlikte otizmlileri toprakla buluşturmak için bir beceri kursunun açılması önerisinde bulunmuştuk ve gerçekten çok faydalı bir görüşme olmuştu. Bir de Karşıyaka Belediyesi'nin Başkan yardımcılarından Benkan Bey'le de bir görüşmemiz olmuştu. Özellikle otizmliler için hareket eğitimi, bir de otizmlilerin sosyalleşmeleri içinde bazı görüş alışverişinde de bulunmuştuk. Şey konusunda ne düşünüyorsun? Bu öz savunuculuk eğitimi demeyelim aslında ona, atölyesi düşünüyoruz ya. Öz Evet. savunuculukla ilgili ne düşünüyorsun? Bu hak savunuculuğuyla artık öznelerin konuşması konusunda. Tabii ki öz savunuculuk konusunda öznelerin de her konuda söz alma hakkına sahip olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki de karşılaştıkları her türlü ayrımcılığa karşı sesini çok güçlü bir şekilde çıkarmalıdır. Ve ön yargılı olanlara da güçlü bir mesaj bırakmalarının gerektiğini düşünüyorum.
Umuyorum bu atölyelerde o mesajları hep birlikte üreteceğiz. Daha çok siz üreteceksiniz. Evet, zaman Bakalım güzel. ama maalesef toplumumuz yeterince otizm konusunda bilgi sahibi değil. Özellikle tabii ki de gidilen yerlerde de belediyeler de otizmlilere çok fazla ayrımcılık yapıyormuş. Özellikle Denizli Otizm Derneği'nin Zoom toplantısına katıldığımda da öğrenmiştim. Tabii ki de yanılmıyorsam Sema Hoca da vardı. Bir de Sümra Hanım, Dudu Hanım da vardı. Özellikle yüzme havuzları konusunda hala belediyeler ayrımcılık yapıyor. Bu da çok doğru bir davranış değil. Ama yine de başvuracakları yerleri de zaten ortada. Onu da söyleyeyim. Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı şu an? Bunu da söylemeliyim bu canlı yayında dedin. Tabii ki de özellikle yazacağım, yazmakta olduğum bu kitabımın tabii ki de her türlü otizm tanısını almış ve alacak olan çocuklara ve ailelerine de ilham olmasını isterim tabii ki. Mutlaka öyle olacak. Maurice, Evet. mutlaka. Çok güzel bilgiler vereceksin. Bir kere deneyim aktarımları her zaman önemli. Ben oğlum otistik teşhisi aldığı zaman, otizm teşhisi Yani aldığı otuz zaman teşhiste, evet. otizm, evet. Bu otizmli ve otistik konusu biraz problemli bir konu Evet, biliyorsun. biraz karışık. Karışık bir konu o. Birçok kişi de benden uzak duruyor otistik dediğim için. İyi ki sen durmuyorsun. Şimdi ne bak işte ben sana dedim ya ben de böyle dağılıyorum. Ne diyecektim Maurice ben? Ne diyordum en son hatta onu bir de sorabilirim yani sana şimdi. Hatırladım. Otizm teşhisi aldığında aileler böyle bir araştırma içine giriyor. Yeterince bilgi yok biliyorsun. İşte toplumda bilmiyor. Zaten işte yeterince bilgi olmadığı için toplumda bilmiyor. Biz de böyle sanki daha önce dünyanın üzerinde otizm yokmuş gibi birdenbire otizmle tanışıyormuş gibi oluyoruz bu bilgisizlik yüzünden. Evet, eğitim konusunda da çok fazla ayrımcılığa maruz kalıyorlarmış. Onu da Evet. söyleyeyim. Evet. Özellikle ilk orta dereceli okullarda. Özellikle Evet. Özel Çocuklar İçin Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Palin Yakup Yan hanımefendinin avukat Cansu Korkmaz hanımefendiyle yaptığı söyleşilerde de bu sorunu da dile getirmişti. Evet. Cansu Hanım da engelliler üzerine Avukat, çalışıyormuş. Onu da evet, kınatmak çok istiyorum. çok güzel çalışıyor o da. Onun Evet, Tuna veriler. Hanım da aynı konudaki çalışmalarını da yerine getireceğine de inanıyorum. Bugün maalesef konsere gidecekleri için katılamayacaklarını WhatsApp'tan bildirmişti. Evet. Sen Cansu Hanım'ı anmışken ben katılımcılara ve bu yayını daha sonra izleyecek özellikle ebeveynlere Cansu Hanım'ın ne kadar videosu varsa YouTube'da, Instagram'da bulup izlemelerini Özellikle şunu da söyleyeyim. Özellikle öneririm. Özel Çocuklar İçin Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin YouTube kanalında var bazı Evet, videoları. şu an onlarla çalışıyor çünkü. Daha önce farklı kurumlarda da çalıştı, tohumla çalıştı vesaire. Haklar konusunda çok iyi bilgilendirme yapıyor videolarda. O yüzden haklarımızı bilmemiz gerekiyor hepimizin. Kimsenin
şey yok çünkü sihirli değneği yok. Biz birey olarak kendimizi yetiştirdikçe bir şeyleri başarabileceğiz. Ben temin şunu söylüyordum. Hani senin kitabın da evet sen hislerini, yaşadıklarını aktaracaksın. Bu öznelerin kitapları dünyadaki otizm üzerine yazılmış her şeyden daha kıymetli. Ben de oğlum otizm teşhisi aldıktan bir yıl kadar önce, bir yıl işte bu bilimsel vesaire şeyleri okuyorsun. Sonra ilk otizmi anlamak için gerçekten anlayamadım çünkü bu bilimsel olan şeylerden. Öznelerin yazdıklarını araştırdım sürekli. Ne kadar özne videosu bulabiliyorsam buldum YouTube'dan vesaire. Öznelerin yarattığı kaynaklar bana daha çok şey öğretti. Otizm evet. Hakkında. O yüzden senin kitabın da işte aynen böyle olacak. İçeriden anlatım her zaman daha doğru bilgi. Çünkü bilimsel de olsa bazı şeyler maalesef afaki kalıyor. Tahmine dayalı. Çok önemsiyoruz hepimiz. O yüzden senin Mor His adlı kitabını da heyecanla bekliyoruz. Evet. Çok sağ herkesin olun. Adına konuştum ama öyle biliyorum. Burada katılanların hepsi bence o şekilde bekliyor. Şimdi ben sorusu olan var mı? Morris'e ya da soruya da gerek yok. Hissini belirtmek isteyen, söyleyecek sözü olan herkese söz vermek istiyoruz. Var mı konuşmak isteyen, soru sormak isteyen? Burçak ablam söz almak istiyormuş. Tabii ki. Canım Morris, ben biraz özelde de yazdım zaten de. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Serap çok teşekkür ediyorum. Yani çok keyifli dinledik. Mor hissi elime aldığım gün için çok sabırsızlanıyorum gerçekten. Çünkü senin bizlere değil, bütün dünyaya anlatabilecek çok fazla şeyin var. Seni çok seviyorum. Ben senden sadece bir ablam olarak rica ediyorum. Evet biz çok acı çektik, haklısın. Ama oraya takılmayalım olur mu? Çünkü senin insanlara verebilecek, gösterebilecek inanılmaz, inanılmaz yeteneklerin var. Ve ben seni çok seviyorum Morris. İyi ki varsın. Seni tanımak benim için her zaman bir onurdu. Seni hatırlıyor musun? Aralık ayında aradığımda önce bir evet. Mesaj attım sana. Misiniz? Evet, hiç unutmamıştım. Evet, iyi ki o mesajı göndermişim ben sana. Bir de Ali abinle biz Eylül ayında bir seninle bir oturalım olur mu? Ali abin biliyorsun tarihçi. O da sana güzel, keyifli bir tarihle ilgili. Madem bu kadar çok seviyorsun, ben biliyorum. Evet. Seni çok seviyorum Morris. Başarıların bol olsun. Eylül'de geliyorum İzmir'e. Kocaman öpüyorum yavrum. Hadi bay bay. Teşekkürler Burçak canım. Yurdagül Hanım söz istemiş sanki. Sonra Metehan Bozkurt da söz almak istiyor. Sonra Sema Hanım. İlk önce Yurdagül Hanım'a söz hakkı tanıyalım. Buyurun Yurdagül Hanım. Yurdagül Hanım, mikrofonunuz kapalı. Açıldı şimdi. Tamam, şimdi açıldı. Tekrar Morris'e çok teşekkür ediyorum. Beni apayrı bir dünyayla tanıştırdığı için. İlk gördüğümde biraz bir şeyler tahmin etmiştim telefonda. Ama gördükten sonra ben otizmliyim biliyor musun dediğinde
nasıl davranacağımı şaşırdım, ne yapacağımı şaşırdım. Ama o kadar güzel yönlendiriyor ki. Hatta bir an neden tek başına saldılar diye bile düşündüm. Bu arada benim pil azalmış. Şimdiki konuşmasından sonra da ne kadar bambaşka bir dünya olsa da ne kadar emin adımlarla belli bir seviyeden sonra yürüdüğünü gördüm. Hani her gördüğünde beni sen iyi bir annesin dediğinde yüreğim hep böyle bir başka oluyordu zaten. O yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Serap amcığım çok teşekkür ediyorum. Beni de bu aileye dahil ettiğiniz için. Ama tabii ki Morris apayrı bir yerde. Morris birleştirdi bizi zaten biliyorsunuz. Evet. Yani hani evet bir aile oluyoruz ama Morris'in bunda büyük katkısı var. Evet. Evet birleştirici gittiğimde bir başkasını görüyorum ve o an zamanım yokmuş gibi görülen zamanda neyi görüyor da ayarlıyor o güne tamam dedirtiyor onu da bilmiyorum. Bir bakıyorum zamanım olmuş hatta çamaşırlar asılı orada ütü atıyorum bir yere falan o gün birkaç gün içinde unuttuğum oldu bir iki gün. Bir gün önceden zaten hatırlattığı için çok iyi oluyor ama ben hiç yani şundan hani bırakın birkaç sene öncesini Boris'le tanışana kadar ben böyle bir çizgiyi hiç geleceğimi hiç tanımak istemem bildiğimiz o kesin noktalarda kalıp ailemde ve bende de olmadığını düşündüğüm öyle hiç araştırma gereksinimi bile duymadım. Sadece haftalarında evet doğum sendromlu yakınlarımız var. Çok tatlı bir kızı var. Hatta bu hafta gördüm beni çok sever. Lise 3'e gidiyor. Yurda Gül teyzem diye sarıldı. Ondan sonra dedim annesine böyle böyle tabii o ayrı bir dernekte Ege Üniversitesi'nin orada. Dedim Gülsün böyle böyle bir şey var mı? Bilgi dahili kendi kızıyla sınırlı olan biri olduğu için çok yanlış bir iki kelime kullandı otizmle onların sınıfları bile çok şaşırdım. İşte öyle değil biliyor musun dedim. Ben bile dedim ne kadar büyük hani şey yapmıyorum tabii ki eğitim düzeyini ama bildiğim halde dedim. Hiçbir şey yani sadece haftasını kutluyormuşuz. Onlar da bizden deyip geçiyormuşuz yani. Kendimizde bile hiçbir derinlemesine inip kişiliğimizi bile araştırmamışız. Yani ben en azından. Morris'in yanında bazen hiçbir şey olmadığımı fark ettim Morris'in yanında. Evet. Hiçbir zaman çocuğuma karşı hiçbir şey düşündüğüm kadarını, bildiğim kadarının biraz üstüne çıkıp ona yetmeye çalıştım. Ama gerçekten kendimi bile hiç araştırmadığımı gördüm. Yani bir sürü yeteneğim ortaya çıkabilirmiş Morris'ten sonra. Hani hiçbir şey geç değilse de o kadar seviniyorum ki. Hele kitap haberini verdiğinde buna tabii ki çok hazırda olmasa yapabilecek birisi bu kesinlikle düşünülür. Çok kitap okuyor gazetelerde işte orada ben bile baktıkça Allah'ım ben neyim ki diyorum hani çalıştım emekli oldum işte bitti. Yani böyleymişim yani o sen iyi bir annesin dediğinde bile kendimde ayrı bir umut açılıyor. Çok teşekkür ederim Morris. Zamanınızı aldım tekrar. Çok teşekkürler. Canlı yayında bize bunları tekrar açıkladığın için. Çok teşekkürler Serap Hanım. Size teşekkür ediyoruz. Çünkü siz belki farkındasınız belki değilsiniz ama yaptığınız konuşma çok önemli bir konuşma. Aslında derslik bir konuşma. Evet çok yanlış şeyler biliyor. Hiç bilmiyorum. Bilmiyor ve siz nasıl otizmli bir bireyle tanıştıktan sonra otizmi nasıl öğrendiğinizi ve bakış açınızın nasıl değiştiğini çok güzel anlattınız. Bizim sizin gibi daha fazla insana ihtiyacımız var. Yurda Gül Hanım. İnşallah olacak. Umarım İnşallah olacak. Olur.
Umarım olacak. Hatta sizin bu anlattıklarınızdan da bir etki ne yapabilirlere gevşek davranmayarak inşallah. Gevşek. Evet. Aa, çok güzel. Çok güzel. Onu da yapalım bence. İnşallah diyorum. Yapalım. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah da kalmasın. Yok kalmaz. Görüşmek üzere. Bizde kalmaz biliyorsunuz. Biz ciddi evet, anlamda gerçekten sizde kalmaz. Farkındalıkla alakalı kesinlikle. Bir sıkıntı var bu toplumda. Her alanda var. Evet. Çok güzel bunu söylemeyi biliyoruz. Ben dahil. Yani evet. Öyle diyorum. Bunu aşmak için, farklı bir farkındalık yaratmak için çok çalışıyoruz. Çok güzelsin. Evet, çok kolay. Başarılı. Tebrik etmek. Sağ olun, sağ olun. O yüzden bu farklı farkındalık konusunda sizin anlattıklarınız çok önemli. Derneğe gelerek. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Heyecanla tamamen isimdekiler olunca tekrarını bile söylemek çok zor. Ama tabii ki bu duygularla ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka Morris'cim sen biliyordun kimler vardı söz almak isteyen? Sema Hanım. Sıralama da yapmıştın. Sema Hanım. Merhaba tekrar. Benden önce daha doğrusu Serap Hanımcığım siz ilk Morris'e soru soracak olan var mı dediğiniz anda ben koştura koştura zemin kata inip Berkay'ın manezyumunu vermek durumunda olduğum için hemen söze katılamadım. Benden önce Metehan arkadaşımız yalnız söz istedi. Ona verelim, ondan sonra olmazsa ben dahil olayım. Onun önüne geçmiş gibi olmak istemediğim için bunu belirtiyorum. Morris yaptı sıralamayı. Morris. Öyle. Morris'im. Tamam evet. O zaman. Daha yani. Sonra Kadri Hanım'ın bir sorusu var. Onu da diğer tamam. Kişiye söz hakkını verdikten sonra yanıtlamak isterim. O zaman ben hemen Morris'ten ipucu sorusu soracağım. Morris'in neden bir ipucu sorusu bu? Bundan çok faydalanacağımızı umuyorum. Az önceki konularla da bir bütünlük arz ediyor çünkü. Öznelerin bilakis bizlere aktardıkları hem çocuklarımızı anlamamız, tanımamız hem otizmi değerlendirebilmemiz açısından biz ebeveynler için çok önem taşıyor. Örneğin ben ilk gene böyle bir canlı yayında Instagram'da Temple Grandin'de bir söyleşi yapılmıştı. Kitabımda da söz ettim ondan. Orada ben mesela çok çok otizmde sık sık rastlanan öfke nöbetlerinin yani öfke ataklarının daha doğrusu öfke krizlerinin sebebinin otizm tanısı alan kişilerde neden olduğunu kendisine yöneltmiştim. O da cevap olarak Temple Grandin tabii çevirmen bize onu Türkçe'ye çevirmişti söylediklerini aktarmıştı. İşte ilk söylediği şeydi yani mutlaka aktarmak istediği bir duygusu, dileği var. Onu aktaramıyorsa yani karşı taraf bunu anlamıyorsa bu öfke krizine sebep olur demişti. Akabinde kullandığı ilaçların yan etkisiyle elinde olmadan kontrolsüz öfke krizlerine yol açabilir demişti. Bu şekilde sıralamıştı. Hatta bakın şu an üçüncüyü ben de anımsayamadım ama kitabımda yazmıştım bunu. Bakarım sonra WhatsApp kedi otizmde atarım o bölümü de. WhatsApp sayfasında. Şimdi ben Morris'cim sana soruyorum. İpucu sorum şu. Seni mutsuz eden öfkelendiren ya da yani çeşitli duygular üzen bunları böyle bir ipucu olarak bize aktarabilir misin? Ne mesela seni çok mutlu ediyor? Ne seni çok üzüyor?
ne seni öfkelendiriyor? Ayrımcılığı biliyorum öfkelendirdiğini. Diğer konularda böyle ufacık bir bize ipucu verirsen çok sevinirim. Bir de gelecek için bir planın var mı? Günlük mü yaşıyorsun? Gelecek için planlar yapıyor musun? Bu kadar. Tabii ki teşekkür de. Teşekkür ediyorum. Tabii evet, Sema Hanım. Tabii ki mutlu eden şey her zamanki gibi tabii ki de endişelerimi paylaşacağım insanları bulabilmemdi. Özellikle bugüne kadar yapmak istediğim her türlü sosyal sorumluluk projelerime destek olan Karşıyaka Belediyesi'nin çalışanlarından Beruz Bozarslan Bey'e teşekkür ediyorum. Bugün malum Sancar Maarufluğ'un vefatının ikinci yıl dönümü olduğu için anma törenindeydi ve onun adını taşıyan STK yerleşkesindeki törende olduğu için yetişememişti. Evet, o mutlaka olurdu yoksa bizimle birlikte. Feruz evet, Bey'le ilişkisi de tanıştırmıştım ben de biliyorum. Sizi. Tabii ki. Sağlı Hanım'la da tanıştırmıştım. Evet. Özellikle tabii ki de hoşuma giden hangi alanlar varsa onlara katılmayı tercih ederim. Özellikle edebiyatta şiirse şiir, tiyatroysa tiyatro, dramaysa drama. Sporda da tabii yapabileceğim spor varsa onlara da katılırım. Çünkü asla hoşlanmayacağım alanlara girmem. Ama tabii ki de üzüldüğüm olay ise 2018 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin düzenlemiş olduğu konserine, yani Atakent Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde düzenlenmişti. Ne yazık ki 2004 yılında annemin vefatından dolayı sahneye çıkaramamışlardı. Bu da benim canımı çok acıtmıştı. Konuk sanatçı Ersin Faikzade de vardı. Faikzade yerinde sahneye çıkmıştı konserinin ikinci bölümünde. Ama buna rağmen bu acımın daha fazla devam etmemesi için konserden erken çıkmak zorunda kalmıştım. Çünkü ben hiçbir şekilde bunu tahammül edememiştim. Tabii çok ki normal, çok doğru. Evet, yapmak istediğim şey artık bundan sonra ayrımcını, annesi veya babası vefat etmiş olan otizmli çocukları her türlü alanlara dahil etmek ve ayrımcını hep beraber yıkmamız gerekiyor. Onu da evet. Söyleyeyim. İnşallah. Evet, birlikte başaracağız. Hepimiz de çalışıyoruz bunun için. Sema Hanım da bize destek oluyor biliyorsun. Buradaki herkes gerçekten bunun için burada. Buna karşı oldukları için, yani ayrımcılığa karşı oldukları için. Otizm konusunda herkesin yapabileceği bir şey var biliyorsun. Birlikte başaracağız. Buna emin ol Morris'cim. Kesinlikle. Bir de engelsiz projeler üreterek her alandaki bütün ayrımcılığı yıkmak için gerçekleştireceğim. Bu arada Morris Benço Yersen Eğitim Uygulama Okulu'nun müdür yardımcılığından Mihrican Hanım da katılmış. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Mihrican Hanım. İyi ki bu sene
Morris Venture'ya özel eğitim uygulama okulunun etkinliğinde sunuculuk yaptım. Ama 26 Mayıs'ta maalesef Morris Venture'yı kaybetmiştik. Gerçekten. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet, sadece İzmir için değil, otizm camiası için çok büyük bir kayıp. Biraz geç katılabildim. Evet. Özür diliyorum. Yoldaydım. Hemen bitmediyse katılmak istedim. Can kulağıyla seni dinliyorum. Kolay gelsin, başarılar. Herkese de iyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. Mircan Hanımcığım, şimdi şey bölümüne geçtik. Morris'e soru sormak isteyen varsa katılımcılardan sorusunu soruyor ya da sadece duygusunu belirtmek için de söz alabiliyor. Bu da bilginizde olsun. Şimdi birkaç söz isteyen katılımcı olmuştu. Morris sıraya koydu. Siz de dilerseniz soru ya da görüş belirtebilirsiniz. Morris, şimdi kimde sıra? Ece Hanım, sonra Mete Han Bey'e söz verelim. İlk önce Ece ablama, yani Ece hocamıza. Bir de Katriye Hanım vardı değil mi? Soru soracaktı herhalde. Ben öyle bir şey diyeyim. Evet, sonra bana sıra gelir. Mete Han hep bak bekliyor iki seferdir. Ben bekleyebilirim. Hiç bununla ilgili şeyiniz olmasın. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Ece Hanım'dan sonra söz alabilirsiniz. Buyurun Ece Hanım. Nasıl olabilirse. Teşekkür ederim. Nezaketinden dolayı centilmenlik yapıyorsun, biliyorum. Çünkü çok centilmen bir insansın. Bu anlamda seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek o kadar keyifli ki böyle bazen geçen hafta Zübeyde Hanım'ın mezarına gittik, seninle oturduk, çay içtik, kahve içtik. Evet, farkında da çay kahve satan yer de var aynı zamanda ve anıt mezarını da ziyaret etmiştik. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü hepimizle hediye eden Zübeyde Hanım'ı da saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. İyi ki Karşıyaka'da yatıyor. Kesinlikle. İyi ki sana yakın. Evet. Bu kitabı yazmana açıkçası çok ben memnun oldum. Ben de otizmlilerle, otistiklerle ilgili çok fazla fikrim yoktu. Ta ki geçen seneden beri otizmli çocuklarla ve engelli çocuklarımızla yoga dersleri, nefes dersleri, meditasyon çalışmaları yaparak onların o içsel dünyasını ortaya çıkarmak, hatta içsel dünyasında yaşadıkları hisleri, duyguları fark ettirmeye çalışmak için bu çalışmalara yoğunluk vermeye başladım. Kendim de gidip halk eğitimden hatta eğitim aldım. Engellilik eğitimi aldım. Engelli çocuklar bilmek için ve bilgi sahibi olmak istedim. Çünkü benim çevremde, ailemde hani yok. Hepimiz bence siz normalsiz bir deliyiz. Hani bence öyle. Olmayınca da anlayamıyoruz. Hani ben neden hep yıllarca profesyonellerle, profesyonel bedenlerle ve profesyonel amatör insanlarla, çocuklarla çok çalıştım. Ve onlarda da komut, emir, komut şeklinde gidiyor. Yani bir disiplini öğrenmek emir, komut şeklinde gelişiyor. Sporcular için de böyle, dansçılar için böyle bir disiplin, bu neyse. Emir, komut şeklinde bedende çalışma böyle. Atla, zıpla, koş, yat, kalk. Hani bu şekilde normal zekada diyelim insanların da böyle. Otizmlilerde de bu böyleymiş. Evet. Hatta çok daha geniş bir algıya sahiplermiş.
Hani arkamdaki bir şey düşse mesela sen onu görebiliyorsun, hissedebiliyorsun. Müthiş bir şey bu. Bu alanları nasıl doldurabiliriz? Bu alanları nasıl geliştirebiliriz? Bu alanları nasıl zihnimizi yönlendirebiliriz? Ve kas gücümüzü arttırabiliriz, esnekliğimizi arttırabiliriz. Sizin bedenleriniz biraz daha kapalı, mesela sert. Mesela ben senin böyle, sen bana dokunuyorsun, ben sana dokundum. Baktım, hani sırtın, kolların beni böyle çok sıkıyorsun. Mesela ben bundan böyle biraz rahatsız oldum. Diyorum ki hani biraz daha böyle yumuşak, böyle daha rahat ol. Ama o şundan kaynaklı olduğunu fark ettim. Kendini anlatmaya çalışıyorsun. İfade etmeye çalışıyorsun. Ve o yüzden bedenini sıkıyorsun. Biz bunu açmamız lazım. Yani bunu biraz daha esnetmek lazım. Daha meditatif alana geçmek gerekiyor. Tabii ilk aşamalarda eğitim gerekli olarak sürekli eğitim alıyorsunuz. Ama bedensel eğitim biraz daha geride kalıyor. Yani esnemek, işte bunu sürekli yapmak, meditasyon yapmak vesaire. Bu çalışmalarla daha da güzel olacağını, güçleneceğini düşünüyorum otizmli çocuklarımızın. Senin de bu kitabının birçok şeye etki edeceğini, değişime, dönüşüme çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve çok yolun açık olsun, başarıların daim olsun. Biz senin her zaman arkanında olacağız, yanında olacağız. Çok sağ olun. Bu konuyla her türlü desteğimizi hiç esirgemeden, farkındalık yer yaratarak, okullarda bu kaynaştırmalarımızı, işte farkındalıklarımızı çocuklarımızı anlatarak, ben de bir anneyim, iki çocuk annesiyim ve birkaç kere zihinsel engelli ve ve otizmli birkaç çocukla kendi çocuklarımı götürdüm bir parka mesela ve birlikte oynattırdım. Özellikle kızım birkaç kez mesela temas etti onlarla ve gidip onunla konuştuğumda baktım hemen onu alıyor, koruyor, işte oraya gitme diyor, burada dur, anne gibi, küçük anne gibi onların peşinde koşmaya başladı falan. Yani nasıl konuşursak, nasıl hitap edersek herkes bize öyle dönüyor. Bunun peki yaşı... oğlunuz dağların yaklaşımı nasıl? Dağlar biraz böyle ergen şu anda, 14 yaşında. Çok fazla, kızım daha küçük, 5-6 yaşında. O daha oynamayı çok sevdi, paylaşmayı çok sevdi. Yardım etmeyi çok istedi. Hani yardımcı olmak, düşmesin diye. İşte bir yerini kafasını vurabilir, dikkat etsin, dikkat etmesi gerekliliğini hissetti, gördü. Hani elini, kolunu, kasını tutmakta zorlandıklarını fark etti. Bu çok güzeldi. Oğlum biraz daha sessiz kalmayı tercih etti. Hani çok bir şey yapmadı, çok da bir şey de, yani ortada kaldı, nötr yaklaştı. Önemli olan bu yaş gruplarının izlemesi, görmesi, takip etmesi. Bu durumla kalabilmesi. Bu daha çok istediğimiz bir şey. Yani normal çocuklarda da akran zorbalığı, işte küçük, kendinden küçüklere vurmak, bağırmak, işte darp etmek gibi şeyler oluyor. Ben kendi çocuklarımda da, hani oğlum 14 yaşında, kızım 5 yaşında, gidiyor onun bir şeyini çekiyor. Oğlum ya ne yapıyorsun, hani nasıl yapıyorsun bunu? Sen büyük abisin, o küçük, bana ne aldı falan diyor. Yani bu herkes için geçerli. Bu izninizle, evet. Ben burada bir katkı sunmak istiyorum. Hani işte parkta birlikte oynama olayından dolayı. Şimdi bizim yapacağımız her türlü etkinlikte şunun olması
daha iyi diye düşünüyoruz biz açıkçası. Bunu daha önce biz yönetim kurulu arkadaşlarla, yönetim kurulundaki arkadaşlarla da konuştuk. Örneğin biz bir dernek olarak bir etkinlik grubu oluştursak, bunu sadece otistik çocuklardan yapmak istemiyoruz. Kesinlikle. Bunu biz tipik gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir topluluk yapmak isteriz ki istiyor muyuz şu an? Böyle bir amacım, böyle bir planımız yok açıkçası. Çünkü bu tip işler biraz sorumluluk gerektiriyor. Yani biraz o sorumluluğun bilincinde olmayı da gerektiriyor. Ne derler? Şu an bir de yeniyiz zaten. Onları denetlemek gerekiyor. Yani biraz fazla arkada bir organizasyon çalışması gerekiyor. Olacak. Bu tip yavaş etkinlikler yavaş için. Yavaş. Evet, yavaş yavaş. Küçük. Ama karışık yani bir engelli aktivistin webinarını izlemiştim. O da aynı şeyi söylemişti. Ayrımcılıkla mücadelenin en büyük silahı birlikte etkinlikler yapmak. Ayırarak değil. Aynen. Biz ayırdıkça ayrımcılığı biz de besliyoruz. İşte okullarda da kaynaştırma oluyor. İşte bütünleştirme güya. O da sorunlu gidiyor. Çünkü çocuklar fiziksel olarak oradalar ama oradaki çocuklarla bırakın akran zorbalığını arkadaşlık kuramıyorlar. Yani orada yalnız kalıyorlar zaten. Bunu aşmak için işte Milli Eğitim'e çok iş düşüyor. Biz de naçizane minnak bir dernek olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu konuda bir çalışma önerisi götürdük. Tabii umutla bekliyoruz ama bu konularda baskı oluşturmak gerekiyor. Ay yapmazlar, etmezler diye değil. Biz kanımızın son damlasına kadar ebeveynler olarak bu konuların biraz işte bilincinde olup savaşmayı da göze almamız gerekiyor. Öznelerimiz de zaten görüyorsun. Ececiğim harikalar. Morris olsun, Burçak olsun. Bu konuda onlar da mücadele ediyor. Birlikte edeceğiz işte. Hep, yani biz o birlikte başaracağız. Mutlumuz bizim altı boş bir şey değil aslında. Kesinlikle. Birlikte başaracağız. Evet. Katılıyorum sana Serapcığım. Küçük küçük yani ailelerle birlikte her ben girdiğim ders verdiğim ailelerle iki anneyle mesela çıktık. Üç kişiydik. Yani üç kişiyi geçmemeli mesela. Böyle üçerli gruplar halinde hepimizin işte birer çocuğu bir parka gittik. Sonra hep beraber dondurma yedik. Yani oturttum ben onu oraya. Parkta sallandılar. Sonra hep beraber dondurma yedik. Konuştular birbirleriyle. Biz başka bir yere, ben başka bir yere oturmamızı tavsiye ettim. Onlar çocuklar burada otursun, hani yanımızda dursun ama biz görelim bakalım. Burada annelere çok önemli bir şey düşüyor. O yüzden kadın kollarına, kadın derneklerine mütemadiyen konuşmak, görüşmek, iteklemek, hani dütmek bir şekilde çık. Hani konuşmak gerekiyor. Birleştirmek. Evet, evet. Çaylar, kahvaltılar, evet. Kahve bilmem neleri. Vallahi işte çay olur mu bilmem de benim çok sevdiğim bir söz var. Ben de çok konuşmak istemiyorum. Şunu söyleyip kapatacağım. Çünkü evet, soru evet. Sormak isteyen var, konuşmak isteyen de var. Evet, Mete Ağar bir de sonra Emrah da evet, söz evet. Almak istiyor. Evet, İlk önce Mete Ağar'a söz hakkı tanıyalım. Evet. Sonra tamam. Esma Hocam da söz almak istiyor. Tamam. Evet, Kadriye'nin de bir sorusu var bak. Bak onu evet, da unutmayalım. Evet, bir şey diyordun son olarak. Ya bir cümle okumuştum. Bir anne cümlesi bu yabancı bir ülkeden. Dünyayı çocuğuma anlatacaktım. Şimdi çocuğumu dünyaya anlatıyorum.
Bizim işimiz evet anlatmak. Ne kadar yer varsa, hangi mecra varsa anlatmak, anlatmak, anlatmak. Mesela Temple Grandin'in filmini mutlaka herkes izlemeli. Herkes izlemeli. Yani ben geldiğimde bu tarz filmleri bütün gruplarımda, bütün çalışmalarımda öğrencilerime, dansçılara olsun, olmasın, neyse yani o grup. Hep işte bir şey izlemek ister misiniz diyorum, bunu atıyorum. Bir şey izlemeye, yani bir şey atıyorum. Böyle böyle bu insanların nasıl özel insanlar olduklarını, lider olduklarını, farklı algılarının nasıl dünyaya ve hizmet ettikleri, birçok yaratıcının kaşif olduklarını, bilim insanı olabilirler, sanatçı, çok ciddi sanatçı oluyorlar. Yani bunları hep böyle atmak, gözlerin içine sokmak ve fark ettirtmek. Onları da bu alana çekmek isteriz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Şimdi Mete Hanım'a söz verelim. Sonra İtalyanca hocası Esma Hanım'a da söz hakkı tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Mete Hanım, hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ben kameramı açamıyorum ama ben sizlerle ilk defa karşılaşıyorum. Karşılaştığım için de çok mutluyum. Büyük bir keyifle dinledim. Sağ olun. Zuhal Pekin'le öğrencisiyim. Onun tavsiyesiyle katıldım. Yani evet. Muazzam bir şey. Kitap yazmak benim çok hoşuma gitti. Bu fikir çok muhteşem. Kitabın ismi ayrıca harika. Bizler kendimizi anlatmadıkça anlaşılamıyoruz. İşin biraz daha kötü tarafı anlaşılmaya da çalışılmıyor. Yani bu noktada evet, kitabın çok önemli, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ben de %80 görme kaybı olan biriyim. Bir engelli aktivist olmaya çalışıyorum kendi halimde. Kitap çıktığı anda biz... Engelli olmak tabii ki hiç kimsenin hatası değil. Onu da söylemiş olayım. Tabii ki bizim seçtiğimiz bir şey değil sonuçta. Ama hani işin normalinde zaten bu var. Hani toplumda var olan sosyolojide sağlamcılık adı verilen bir bakış var. Anomali olarak bakılıyor engelliliğe. Halbuki bu şu an ortaya çıkan bir şey değil. Yeni anlaşılmaya başlanıyor. Her zaman vardı. Bizler biraz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim Engelsiz Marmara adında bir kulübümüz var. Bu noktada evet, YouTube kanalımıza abone olmuştum. Çok teşekkürler. Biz o noktada kampüsümüzde gelmenizi çok isteriz. Sizi ağırlamayı çok isteriz. Ama İstanbul'a tek başıma gelmem çok zor. Onu da söyleyeyim. Ama İzmir'e gelirseniz tabii ki memnuniyet duyarım. Harika, harika olur. Hatta biz eğer ayarlayabilirsek bir arkadaşımla birlikte kulübümüzden, hani üniversitemizden bağımsız olarak az önce bahsettiğim şeyleri biraz daha aşmak için bir belgesel çekiyoruz şu an. Bir çok altı güzel kayıt vesaire yaptık. Sizinle de konuşmayı, röportaj yapmayı çok isteriz. Tabii. Kitabımı çıkardığımda da imza gününe de davet etmek istiyorum. Harika olur. Ben sadece kitabı bir de elektronik olarak da, bir PDF olarak da almayı isterim. Çünkü o şekilde daha rahat okuma yapabiliyorum. Ama imzalısını da alıp kitaplarımın en üstüne koymayı çok istiyorum. Çok heyecanlandırıyorum. Sokak ve Ayraç örneklerini sağ olsun Serap Hanım göndermişti. Özellikle Serap Hanım'la mutlaka temasa geçmenizi öneririm. Kurumsal iletişim sorumlumuz olduğu için direkt topu bana attı, görüyorsunuz. Ama hep böyle baştan beri yapmıyorum. Sadece hani kitabımın kapağını ve kapak ve ayranç örneğini görmeleri için sizinle temasa geçmelerini sağlamak istedim. Kötü bir şey demedim ama hep beni işin içine alıyorsun ya. Böyle bu biraz şey oluyor böyle. Hani benim ilişkilerimi geliştiriyorsun. Sağ ol. Ne demek yani? Siz de otizm aktivisti olduğunuz için, bir de derneğin başkanı olduğunuz için tabii ki de iletişimi
güçlendirmek hepimizin görevi olmalı. Sağ ol, teşekkürler. Rica ederim. Söyleyeceğim başka bir şey var mı Mete Han? Son bir şey. Ben gerçekten çok teşekkürler. Çok kıymetli bugün. Son olarak ben söylediğiniz çok güzel bir şey. Birlikte başaracağız demek istiyorum. Evet, birlikte başaracağız inşallah. Ayrıca ben de tarih bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi mi yoksa? Marmara. Evet, tahmin etmiştim. Biz kesinlikle bir araya gelmeliyiz. Yani biz bir masaya otururuz, ertesi gün bulurlar diye düşünüyorum. Peki üniversitedeki arkadaşlarınla aranız iyidir umarım. Üniversitedeki arkadaşlarınla aranız iyidir umarım. Evet. Şey anlamında, bulunduğunuz ortamda bugüne kadar herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldığınızın olup olmadığını da sormak istedim, merak ettiğim için. O noktada herhalde ben biraz daha şanslı biriydim. Ben genelde akran zorbalığıyla karşılaşan benim arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım da var ama ben çok fazla yaşamadım. Biraz kendim de huysuz biriydim. Etrafımdaki insanlar da çok değerliydi. Ben de onlara değer veriyordum. Onlar da bana değer veriyordu. Biraz zorbalık yaşanacak durumlara gelmedim. Çünkü o noktada cevap alacaklarını biliyorlardı. Anladım. Hani şey var ya, görme kaybım var demiştiniz ya. Tabii ki de görme kaybınıza rağmen okuldaki arkadaşlarınız da gideceğiniz yerlere refakat edebiliyorlar mı peki? Tabii ki. Yani ben zaten tek başıma birkaç kere gittikten sonra bulunduğum ortama vesaire her yere alışıyorum. O noktada çok bir sıkıntı yaşamadım ama her zaman için dostlarım, arkadaşlarım yanımdaydılar. Yanımda olmayan yerlerde de etraftan olur da bir şey olduğunda yardım istemekten çekinmedim. Mesela bizim kampüsten durağa geçiş kısmında bir ana bir cadde vardır. Bazen çok kalabalık oluyor. Orada güvenliklerden rica ediyorum. Karşıya kadar benimle geçiyorlar. Ki yine geçebilirim ama biraz daha garanti altına almak için. Hani öyle durumlarda onlar yaşanıyor. Hani benim için biraz daha not almak çok sıkıntılı bir durum. Ben not alamıyorum. Alırsam da hani bir bilgisayara vesaire bir şey yazmaya kalkarsam da dersi kaçırıyorum, hani anlayamıyorum. Arkadaşlarımdan not alıyorum. O noktada çok bir sıkıntı yaşamadım. Peki sınavlara girmek konusunda da karşılaştığın bir problem oldu mu? Ben sınavlara ayrıca bir ofiste bir sınav ortamında asistan hocalarımızla onların okuma ve yazma destekleriyle giriyorum. Orada da bir şey yaşamadım ama ben bunları biraz daha kendimi ifade ederek açtım. Hani başta bir şey söylemiştim. Yani kendimizi anlatmayınca anlamıyorlar diye. Kendimizi anlattığımız zaman da etrafımızda çok fazla insan oluyor. Çok güzel. Özellikle şunu da söyleyeyim. Ben pandemi başlamadan önce Karşıyaka Belediyesi'nin açmış olduğu Görme Engelliler Kütüphanesi'nde kitap seslendirmesi de yapmıştım. Tabii ki de harika. Yine pandemi olmazsa tekrar ve işlerimi de ayarlayabilirsem görme engelliler için kitap seslendirmeye de devam edeceğim. Onu da hatırlatmış olayım. Tabii harika, muhteşem. Ben teşekkür ediyorum. Görme engelliler için de bir kitap seslendirme etkinliği de yapabiliriz. Senin için de uyar mı Serap abla? Çok harika olur. Bu öneri muhteşem bir öneri. Yalnız ben şunu söylemeden edemeyeceğim. Morris ve Metehan arasında geçen konuşma bence çok anlamlı, çok güzeldi.
Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ya ikiniz birbirini, Metehan evet biraz önce seni dinleyerek anladı. Sen de Metehan'ı anlamak için çok güzel sorular sordun. Ya bu ikinizin arasında geçen şu diyalog var ya, harika bir diyalogtu, örnek bir diyalogtu. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Tabii ki de Türkiye'nin birçok ilinde de görme engelli kütüphane, görme engelliler için kütüphaneler de kurulmalı. Tabii ki de sadece kitap seslendirmekle kalmayıp görme engelli öğrencilere ders çalıştırılması için de bir ortam yaratılmalı aynı zamanda. Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nde bu imkanların olması da gerçekten çok güzel. Bir de kitap seslendirme de olacaksa ders çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde bir stüdyonun yaratılması lazım. Evet, haklısın. Evet, şimdi Esma Hoca'ya tanıyalım. Merhabalar herkese. Ben Tuğçe Tözman. İtalyanca hocasıyım. Ama ben kişisel birkaç tecrübemi aktarmak istiyorum. Aranızda yeniyim. 2018 yılında Ankara'dan Karşıyaka'ya geldim, yerleştim İzmir'e. Benim çok teşekkür ederim. Ailemde otizmli bir birey yok. Ya da başka bir teşhisi, tanısı olan bir birey yok. Ama hayatımın içinde var. Yani hayatın içinde bulunduğum her alanda. Bu yüzden bir şeyleri hani akran zorbalığı veya ayrımcılık veya bir şeyler. Hani bunları hiç kimse için, hiçbir birey için düşünemiyorum. Örneğin kadın çalışmalarında bulundum. Hani doktora tezim kadınlarla ilgili. Ama düşünüyorum mesela trans bireyler veya kadın erkek eşitliği, eşitsizliği gibi. Bu noktalarda hep sivil toplum kuruluşlarında birçok dernekte bulundum. Ama engellerle ilgili ilk tecrübem sanıyorum 17-18 yaşlarındaydı. Ve ben Ankara'da Köksal Toptan Lisesi'nde okudum. Ve Köksal Toptan Lisesi ODTÜ'ye yakın bir yer, bir yolda. Ve arkadaşlarımızla çıkardık. İşte ODTÜ'lerin ODTÜ'ye giderdik. Oradan da bir çay evine. Ve o kadar çay evinde, o kadar genç, o kadar insan tutukken konuştuğum insanlar ya da bir şey, bir sebebi yok aslında. Görme engelli ODTÜ'de ikinci veya üçüncü sınıfta okuyan bir arkadaşım, kör devrim diye tanınan bir arkadaş. Ve şöyle bir şey yaşadık. Bir gün eve geleceğim. Annemler o sırada Ankara'da 99 senesinde internet kafe işletiyor. Kızım çabuk gel diyor. Ben hani aileme de söylemiştim. Kız olsun erkek olsun özgür yetiştiğim için arkadaşlarımı ailemle tanıştırmakta hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Flört veya başka bir şey. Ve internet kafede çalışan elemanlar da ODTÜ'de okuyan, fizik bölümünde okuyan öğrencilerdi. Ve demişler gelme Hayriye teyze senin kızın kör bir arkadaşa geliyor, kör devrine geliyor, çabuk gelemez ki. Yani şey böyle ve ailemin tepkisi yani ağlamaksın diğer toplumdaki ayrımcı bir tepki değildi. Yani geldik ağırladılar ettik gibi. Ama bir otobüse bindiğimizde hayattayız ikimiz de ve ben hani engelli olarak kabul etmedim çünkü hayatta mücadeleyi öğrenmiş, yürümeyi, okumayı, kendi gereksinimlerini karşılamayı öğrenmiş bir bireydi. Ve ben onun için farklı bir yere koymadım onu. Fakat otobüste yürüsene be kardeşim kör müsün dediğinde evet körüm deyip yani birisi kabul kedi de bunu anladım. Yani bireylerin insanların kendini kabul etmesi kim olursa olsun ki çevremde farklı kişilerle farklı öğrencilerle çalıştım. Ki bir dil bilimci olarak benim esas alanım hani dil ve beyin İtalyanca dil olarak branşım ama iletişimin içine girdiği, iletişimle yürüttüğümüz her şey iletişimle oluyor ve iletişimin dahil olmadığı hiçbir alan yok. Benim hani İtalyanca da benim en sevdiğim dillerden. Ne güzel. Ki İtalyanca şarkılarını seviyorum yani çocukluğumdan beri. Ne güzel.
Ki İtalyanca evet özel bir dil. Diğer birçok dile göre melodik, tonlaması güzel. Melodik olduğu için öğrenilmesi daha kolay bir dil. Fransızca ve İspanyolca ve diğer dillere göre. Yunanca da aynı şekildedir diye düşünüyorum. Yunanca da evet. Kiril alfabesinin etkisi biraz daha zor ama Latin alfabesinin etkisi var. Şu anda anlatmak istediğim İtalyanca değil, aslında genel olarak ben neden buradayım ve ben neler yapabilirim? Aranıza dahil oldum çünkü aklımda zaten bazı şeyler vardı. Geçen sene 2022'de Filiz Hanım'la tanıştım ben. Bir arkadaşımın vesilesiyle Caner'in evet. Bir de benden dinleyin konserine gitmiştim. Provalarında evet, da bulmuştum. 2019'da tanışmıştım onlarla. Sizinle ne de yanılmıyorsam 2020 ya da 2021'de Karşıyaka'da tanışmıştık. Evet. Ve zaten benim hani bir bireyin engelli olması veya farklı tanımlanmış ya da etiketlenmiş hani öteki olarak ben normalim, anormal veya iyi, kötü yani bir şeye başka bir yere konuş bir insanlarla nedense hep yolum kesişti. Yani Ankara'da, burada bir şekilde ve fiziksel olsun, zihinsel olsun, düşünsel olsun insanları anlamaya çalışıyorum. Yani farklı öğrencilerle evet çalıştım. Farklı yaş gruplarıyla çalıştım. 6'dan 66'ya diyeyim, şu anda doktorlarla çalışıyorum. Jinekolog ve dermatologlarla çalışıyorum. Yani evet İtalyanca, temel İtalyanca, sonra medikal İtalyanca, dermatoloji işte gibi. Ama anlamaya çalıştığım hepimiz insanız ve mesleklerimizin ötesinde neyiz, ne yapıyoruz hayatın içinde. Ve benim aslında yönlendirici şeylerimden biri de çok sevdiğim bir hocam vardı, dil bilimci, Ankara Üniversitesi Dil Tarihi'nde, Hollanda Dili Bölüm Başkanı. Şunu söylüyordu, ben öğrenciyim ve odasında beni ağırlardı ve benim için başka bir hocayla, ki beni odasından kovmak isteyen bir hocaya karşı, şimdi bu da bir ayrımcılık aslında, hoca, öğrenci, profesör, öğrenci, profesör, doktor öğretmenisi gibi. Ve hayır dedi, sen gideceksin, o benim öğrencim, biz burada bir şey konuşuyoruz ve hayır. Ortada bir mevzu var ve birçok şey. Ve şunu söylemişti, ben fakültenin kapısından çıktıktan sonra kapının önündeki simitçi beni tanımıyorsa ben bir hiçim. Yani mesleğimin dışında insan olarak, yani Doktor Esma Tuğçe Tozman olarak değil, insan Tuğçe olarak, bir kişinin beni gördüğünde gülümsüyorsa, selam veriyorsa ya da bir öğrencim artık statü olarak öğrencim olmadığı halde selam veriyor, gülümsüyorsa ben o zaman insan olduğumu anlarım. Hani onun dışında evet ne yapabilirim? İtalyanca ne yapabiliriz? Şiir mi yapabiliriz? İşte geçmişte evet Ankara'da diksiyon dublaj eğitimi almıştım. Evet bu konuda da yardımcı olabilirim. Maddeleri sıralar ve emin adımlarla hızlı ilerlemeyi tercih eden bir insan değilim ama yapabileceklerimiz konuşulur, tartışılır ve bir noktaya nasıl geliriz noktasındayım. Hepinize tanıştığım için çok memnun oldum. Çok güzel insanların konuşmasına şahit oldum. Ve benim bir de sürekli kamerayı açamıyorum. Yani şu anda açtım ama benim 1,5 yaşında tüylü bir oğlum var. Labrador bir köpeğim. Ve hayatımı ona adadım gibi. Çünkü bazen havladığı için mikrofonu da kapatıyorum. O yüzden birazdan yine kapatacağım. Ve çok teşekkür ediyorum Morris sana. Önümüzdeki aylardan birinde eğer tekrar kapanma olmazsa Domingo Notaro'nun şiirlerini de çalışmaya başlayalım yani. Sadece Türkçesini değil bir de İtalyancasını da öğrenmek istiyorum. İtalyanca'da şiirlerin nasıl telaffuz edildiğini de çok merak ediyorum. Memnuniyetle bunu yaparım. Seçtiğim kitabı da burada şöyle paylaşmak isterim. Domingo Notaro, Var Olma Özgürlüğü. Yani Tömer'den öğrencilerle Nazım Hikmet şiirlerini evet çalışmıştık derslerimizin içeriğinde ama sıradan bir şey olmasını istemedim. Şiir evet tamam ama içeriğini de önemsiyorum ve iki kelime benim için önemliydi. Var olmak ve özgürlük. Yani evet. Otizm bireylerin kabul edilmesi, ben de varım. Var olmak güzel bir şey ve özgür hissetmeleri. İçindeki kelimeler ve
bir anda ne yapsam ne yapsam değil, evet direkt bu diye düşünerek seçtiğim bir şey. Alanındaki birçok insanla, ki sizler kedi otizmlerle benden daha bilgilisiniz. Ben halen öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Fikirlerimizi paylaştıkça kimdir ne güzel şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi sağ olun. İyi ki katıldınız. İsmail'cim çok güzel konuştun. Çok yani gerçekleştirmeye çalıştığımız şeyin hizmete hizmetle birlikte kendimizi nasıl insan yapabiliriz araştırıyoruz. İnsan olabilmek, insan varlığının görünürlüğünü, gerçekliğini kendin de çok güzel örnekler verdin. Aynen bu şekilde. Yani illa bir şeye yöneliyorsak, bir hobidir ya da bir şey araştırmış, otizmlilerle ben de bu yolla hani öğrenmek, bedenle ilgili çalışmalarda ne gibi şeyler keşfedebiliriz, neler yaratıp neler değiştirip dönüş vesaire. İlla şunu demek istiyorum, bir çıkarımız, bir beklentimiz olmak mı zorunda bu ülkede? Yani bundan bir şey mi beklememiz gerekiyor? Kendi cebimizle ilgili ya da kendi hayattaki çıkarlarımızla. Hayır yani kendimizi gerçekten, ben kendimi gerçekleştirmeye, kendimi gerçekleştirdiğimi düşündüğüm noktalardan sonra da artık bundan sonrasında neler verebilirim mi, neler paylaşabilirim mi araştırıyorum. Biz hiçbirimiz ölesiye kadar kendimizi gerçekleştirmiş olamayacağız. Dedemin bir lafı vardır, ölene kadar değil, ölene kadar eğitim şart. Evet, yani izniniz olursa tabii ki de Esma Hocam'a da söylemek istiyorum. Kitabım çıktığında da imza gününe de sizi davet etmek isterim. Memnuniyetle Morris'cim. Çok severek katılırım. İyi ki de Serap Hanım'la bir de Ece Hanım'la da tanıştırdım. Yani uğrayacak olursanız tabii ki de Serap Hanım size mutlaka yardımcı olacak. Onu da hatırlatmış olayım. Tabii ki her zaman bekliyoruz. Tanıştık, daha sonra da biliyorsun o günde anlaştık, konuşacağız. Daha bu konuda çok konuşacağız biz. Evet. İyi ki tanıştırdın evet, sizleri. Evet, kesinlikle Morris'cim. İyi ki hepimizi birbirimizle buluşturdun. Çok sağ ol. Rica ederim. Hadi. Şimdi sıra kimde Morris'cim? Sema Hanım tekrar söz almak istemişti de. Canım ben değil, Seyde Emrah Bey galiba. Evet, Emrah. Emrah evet, oradaysa evet. Emrah'a da söz hakkı tanıyalım. Emrah evet. Abiye. Tamam. Merhaba tekrardan herkese. Hoş geldin Emrah abim. Ben şöyle toparlayarak hani kendim notlar da aldım. Konuşmalardan ve öğretmenim, kendim tanıtayım. Devlette 20 yılı aşkın bilişim teknolojileri konusunda öğretmen olarak öğrencilerin hayatlarında farkındalık yaratma temeliyle yola çıktım. Rahmetli dedemden bu bayrağı devraldım ve o köy enstitüleri mezunu bir üstad benim için rol modeldi. Ve onun bu benim üzerimde bıraktığını ben de öğrencilerime tekrardan aktarmaya çalışmaya alışmıştım. Evet, çok zorlu bir meslek gerçekten de. Çünkü Ölü Ozanlar Derneği'ni izleyip de mesela o heyecanla başlıyorsunuz. Ama işin içine girdiğinizde kendi bakanlığınızın size en büyük... Bu arada bu yayınlanmıyor değil mi? Burası özelliklerini falan. Yayınlanıyor. Canlı yayınlanıyor. Bir de daha sonra da kayıt olarak kalacak. Ha, kayıt olarak kalacak. O zaman biraz daha sansür diyeyim. oldukça zorluklarla karşılaştım. O şekilde ifade edeyim. Hemen kendi aldığım notlar üzere de hani naçizane tavsiyelerim olacak. Şimdi ben... Kedi Otizm Derneği'nin ilk kurulduğu anda ki faaliyetlerinden şimdiki zamana kadar
hani elimden geldiğince işte katkılarda bulunmaya çalıştım. Tabii ki sizlerin bir araya gelip o oluşturduğunuz sinerji gibi değildi. Ama hani çorbada benim de tuzum bulunsun ilkesinden yola çıkarak bir şeyler sunmaya çalıştım. Yardımcı olabildiysem ve ileride de olabileceksem ne mutlu bana. Şimdi olayda yani bizim evet derneğimizin adı mesela Kedi Otizm Derneği. Fakat hani 20 yılı aşkın ben bu mesleğin içerisinde yer alırken akran zorbalığı dediğimiz bu kavram ki sosyal hayatta da yani ben işte bir otobüse bindiğimde, toplumda gittiğimde insanların yolda yürürken, işte sinemada film izlerken, bir sırada kuyrukta beklerken hani niyeyse bizim toplumumuzda muhas bilmiyorum. Oldukça kaba davranışlar ve insanların saygısı gerçekten yani gün geçtikçe azalıyor. Evet hayat şartları zorlaşıyor. Fakat insanlar artık o saygılarını da yitirmeye başladılar. Bu konuda ben hani öğrencilere özellikle dersinin dışında mesela eğer farkındaysam mesela sınıf içerisinde bir çocuk, bir öğrenci dişlerinden dolayı hatırladığım bir olay. Hani bir canlıya benzetiliyor ve bu tarz şeyler benim tepemi attırır. Ben de hani kibarca ve sakince öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturmak için dersin 10 dakikasını 20 dakikasını ayırıp konuşmak gerçekleştirir. Evet etkili oluyor. Gerçekten de sabırla ve fizikle siz bunu uyguladığınızda etkili oluyor. Tabii öğrenci eve gittiğinde nasıl bir anne babayla muhatap olduğunu bilmiyoruz. Yani bizim orada vermeye çalıştığımız her şey eve gittiğinde birden tekrar o bir çuval incir heba olabiliyor. Ama dernek olarak özellikle objektif bir yaklaşım yani subjektif değil. Yani biz birey olarak sadece otistik bireylerin farkındalığı yani bu toplumda işte biz de varız, böyle bireyler de var demekten ziyade bu genel hatlarıyla insanların birbirine olan saygısını mesela hani engelliler üzerine de şey yaptık ve dile getirdik ya ben hani kendi hayatımda karşıya kadar bir işim vardı. Arabayı gerçekten bir dakikalık bir işim vardı. Kaldırıma çıkartmak zorunda kalmıştım. Yer bulamadığım için. Tam arabadan indim. Tekerlekli sandalyeyle bir amca oradan geçti ve elleri kaldırarak pes doğrusu gibi bir yüz ifadesi. O an hiç unutmam bir yerin dibine girmiştim. Ve engelli bir bireyin hani biz koyuyoruz ya mesela kaldırımda herhangi bir yere gelişi güzel. Biz kendimiz tabii bencil yaklaşık mesela hani biz işimizi halledeceğiz oraya koyalım ne olacak yani halledeceğiz gideceğiz falan gibi. Ama hayır gerçekten oradan bir engelli bireye geçebilir. Neden yaşadı gördüm. Ve bu konuda mesela o farkındalığı arttırmak. Hani neler yapılabilir? Dernek olarak belediyelerle Milli Eğitim Bakanlığı, okullarla, kurumlarla işbirliği içerisinde gidip bu konuda öğrencilere akran zorbalığının etkilerini, nelere sebep olabileceğini, günlük hayatta birbirimize karşı etik yaklaşımlarımız, işte, kibar davranmak, insanlara yol göstermek, yardımcı olmak. Ama tabii bunları acıyarak değil, empati kurarak, yani işte üzülerek, küf, küf, vah vah vesaire şeklinde değil, empati kurarak. Yani kapıdan çıkana kadar benim bir dakika sonra bize ne olacağı da belli değil. Ondan dolayı bu farkındalığı arttırmak, bu konuda mesela sosyal medyanın gücünü de hesaba kataraktan özellikle hani bu konuda işte bildirimler yapmak, film önerileri sunmak ve toplumda okullarda çıkan, ortaya çıkan bu akran zorbalıklarının biraz daha önüne geçmek, engellerin sesi olmak, mesela Down sendromunda yine engelli bireyler, bireylerimizden onların da hayatlarında hani yakın zamanda hatırladığım Avrupa'da onlar için tesisler kuruluyor vesaire. Türkiye'de yavaş yavaş
onları hayata katmak adına işte down kafeler, onlarla ilgili çalışabilirler gibi etkileşimler var ama hani yakın tarihimizde Türkiye'de işte askeri alınıp işte askerlik yemini ettirilerek onların da mutlu olmasını sağlamak adına bir çalışma yapıldı ama hani bu Avrupa ile kıyasladığımızda mesela gerçekten de çok çok sönük oldu. Bu konularda az önce de belirttiğim gibi kendi internet sitemizden de yine kediotizm.org olarak buradan da bilgilendirmeler, makaleler, alanında uzman kişilerden alınabilecek makaleler, eğitim videoları, tanıtım videolarını, bunları da sergilemek daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Biz hani buraya geldiğimizde kendi aramızda dertleşiyoruz tabii. Böyle paylaşımlar yapıyoruz, birbirimizi anlamaya çalışıyoruz, durumları anlamaya çalışıyoruz ama daha çok toplumun hani anlaması adına işte bu konuda bir sinerji oluşturmak bence çok daha efektif, çok daha etkili olur düşüncesindeyim. Teşekkür ederim. Kesinlikle bütün okulunu, bütün ilk ve orta dereceni okullarda, liselerde, üniversitelerde de her türlü özel gruplara yönelik empati eğitimlerinin yapılmasından yanayım. Onu da sizinle paylaşmak istedim Emre abi. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Emre Bey. Morris'in başka var mı? Bir ara Sema Hanım da söz istiyordu ama sonra kamerasını kapattı. Tamam. Sanırım. Söz isteyecekti galiba. Herhalde söylemek istediği başka bir şey daha vardır diye düşünüyorum. Bu arada Kadriye'nin iki sorusu var. Onu okuyabildim mi mesajlardan? Otizm evet. Önce Sema Hanım'ı dinleyelim. İzniniz olursa. Geldi mi? Evet. Kamerası kapalı demiştin. Geldi mi? Evet. Tamam. Sema Hanım burada mısınız? Yalnız da mikrofonu kapalı. Duyamıyoruz. Teşekkür ederim uyardığın için. Bu arada ben Berkay bir lavaboya gitti. Onun ihtiyaçlarını da görmeye çalışıyorum. O nedenle kamerayı kapatmıştım. Şimdi çok güzel bir katılım söyleşi oldu. Yalnız Seyidi Emrah Bey'e ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel katkınız oldu. Bunların hepsini inanın belki bütün STK'lar gayret içinde yapmaya çalışıyorlar. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Ancak ben de bir hatta iki tane otizmli çocuk annesi olarak hem çalışma hayatında bulunuyor olmanın benim gibi birçok annelerde olduğunu düşünerek bu katkıyı sunmak istedim. Devlet desteği olmadan tek başına mücadeleyi sürdürdüğümüz için yani devletin bu anlamda çok sosyal devlet ölçütünde bir katkı sunamaması nedeniyle yeterli sunamaması nedeniyle çok zorlanıyoruz. Yani bu anlamda hepimiz birlik olursak herkes bu taşın altına elini koyarsa bütün aileler katılabildiği kadar, imkan bulabildiği kadar güç oluşturmaya çabalarsa sesimizi duyurabileceğiz, duyuracağız inşallah. Yani buna inancım sonsuz. Hepimizin çabası, amacı bu. Onun için çaba gösteriyoruz, yoruluyoruz. İnşallah karşılıksız kalmayacak. Bu evlatlarımızın sesi olacağız inşallah. Sesi olacağız. Yani onlar da kendilerini Morris'cim gibi ifade edebilen çocuklarımız bu katkı yani bu gücümüze daha bir güç katacaklar elbette. Ama olamayanlarımızın sesi biz olacağız. Hep birlikte. Katılım sağlayan başta Serap'cığım emeğine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum.
ayrılmak durumundayım, olanla ilgilenmek durumundayım. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de Sema Hanımcığım, değerli katkılarınız için. Sürekli böyle şey yaptım. Söylemek istiyorum Sema Hanım'a. Like'ladım biliyorsunuz. Evet. Çok doğru şeyler söylediniz. Özellikle şu konuda çok haklısınız. Aileler ciddi anlamda bu işe emek vermeli. Ben şunu görüyorum, çok üzülerek görüyorum bunu. STK olduktan sonra bunu daha fazla da görmeye başladım açıkçası. STK'lar, bunu birkaç yerde de dile getirdim. Bu STK'lar, Maurice'cim bir dakika, Sema Hanım gidecek ya, ona söylemem lazım bunu. Tabii benim onu derken, de Sema Hanım'a bir önerim olacak. Bağlantılı çünkü. STK'lar bir üst düzey bir şey değil. Yani ailelerin kurduğu bir şey. Kendine ait gücü var, bir yerden bir güç almıyor. Yani bir otizmli çocuk annesi neyse STK başkanı ya da STK yönetim kurulu üyesi de aynı. Yani eşitiz. Hem şey anlamında konum mu diyelim tırnak içinde, hem konum anlamında hem çalışma anlamında. Herkesin bu konu üzerinde evet emeği olmalı. Emeksiz olmayacak bu iş. Bir kişiden, bir STK'dan beklenecek işler değil bunlar. O konuda çok haklısınız. O yüzden direkt böyle like attım. Çok teşekkür ederim ben katılımınız için. Ben teşekkür ederim Serap Hanım. Yani gerçekten daha çok konuşacağız, daha çok çabalayacağız. Ve daha çok birleşeceğiz. Daha çok inşallah başaracağız. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Maurice'cim sen de söylemek istediklerini... Maurice de bir şey söylemek istiyor sizden. Evet, evet, dinliyorum. Dinliyorum tekrar, tekrar pandemi olmazsa İzmir'de yine imza günü düzenleyecek olursanız toplantı ya tüm katılanları da imza gününüze davet etmek istiyorum. Maurice'cim. İnşallah beraber yapacağız bak. Yapacağız. Evet. Yapacağız oğlum. İnşallah. Heyecanla o günü bekliyorum. Çok güzel bir imza günü yapacağız hep beraber. Sağ olun Sema Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Tekrar herkese selamlar. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada Ahsen Hanım da katılmış. Hoş geldiniz. Ben sonunda geldim ancak. Gelebildim de kusura bakmayın. Neyse herkesi bir görmüş oldum şöyle bir yüzünüzü. Evet, hoş biz de sizi gördük. Çok sevindik. Zaten kaydımız olacak YouTube'da. Katılımcılar da söz şimdi ve katılan herkes gerçekten söyleşiyi çok beğendi. İzlemenizi tavsiye ediyoruz Ahsen Hanımcığım. Teşekkür ederiz herkese emekleri için. Maurice sana da ayrıca teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Evet. Öpüyorum. Şimdi, çok sağ olun. Ebru Hanım söz almak istiyor. Tekrar merhaba Maurice. Aslında söylemek istediğim çok şey var. Özelde de seninle konuşuyoruz ama şimdi aslında en çok öğrenmek istediğim bir şey var, onu soracağım sana. Bu kadar yaşadığın zorluk iletişimsel olarak ve ayrımcılıkta zorbalık yaşadığın, peki bunların sonunda sen nasıl bu kadar iyi iletişim kurabiliyorsun? Bu kadar hepimizi anlayabiliyorsun, birbirimize iletişim sağlamamız için elinden geleni yapıyorsun. Bütün bunları nasıl sağladın kendinde? İnsanları küsmedin, daha çok barıştın hatta. Nasıl oldu bütün bunlar? Bunu çok merak ediyorum. Tabii ki de... Empati yeteneğin muazzam güzel. Lafına başlamadım. Muazzam, tipik gelişim gösteren herhangi bir insanda bile bence bu kadar iyi empati yok. Tabii bunlar yaşadığın zorlukların sonucunda geliştiğini de düşünüyorum. Senden de dinlemek istiyorum nasıl başardığını. Tabii ki de hiç pes etmeden mücadele etmek istedim ve
Ve daha sonra da ondan sonra hani arkadaşları nasıl seçeceğim konusunda da biraz daha dikkatli olmaya gayret ettim. Ama buna rağmen hayattan hiçbir zaman kopmamıştım. Ve hala da kopmadım. Onu da söyleyeyim tabii ki de. Ama yaşadığım ayrımcılıklarıma karşı olan öfkemi de hiç kimseye de yansıtmadım tabii. Asla ama asla kavga edinerek bir çözüm olarak kabul etmiyorum yani. Çünkü kavgayla hiçbir şey çözülmez diye bir şey vardır hayatta. O yüzden tabii... Bunları başarmak o kadar zor ki Morris. Şu anda bu söylediklerini dinliyorum ama o kadar zor ki bu söylediklerini başarmak. Gerçekten harikasın sen. Çok sağ olun Ebru ablam. Sen sağ ol Morris'cim. Çok şey öğretiyorsun bize. Sağ olun. Biraz önce yani sohbetin ilerleyen dakikalarında bir ara Atan'ın da kulaklarını çınlattık özellikle. Evet. Kitap çıkarma evet. Önerisinde bulunmuştum ve hiç unutmamıştım. Nisan ayının son haftasında Hava Gazı Fabrikası'ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin konferans salonundaki söyleşiden sonra dile getirmiştik. Evet canım, o da şu anda İstanbul'dan İzmir'e geliyor yolda. Araba sürüyormuş, selamlarını iletti. Sağ olsun. Kaydı izleyecek sonra. Kazasız belasız gelsin. Sağ ol canım, teşekkürler, ileteceğim. Demine de çok selamlar bu arada. Teşekkür ederim. Öperim senin için onu. Sağ ol. Teşekkür ederiz Ebru'cum. Polisim var mı başka söz almak isteyen? Şu anda yok. Kadri Hanım'ın soruları varmış. Onları da cevaplar mısın? Evet. Evet. İlk soru eşinin, Kadri Hanım'ın eşinin sorusuydu. Ben otizm tanısını 1986 yılında almıştım. Yani kaç yaşındayken? Yani 4. Ben 1982 doğumluyum aynı zamanda. 1986 olduğuna göre 4 yaşındaydım. İkinci bir soru mu vardı Morris? Evet. Şu an göremiyorum ben ekranda da ondan sonra soruyorum. Evet. Görüşme içindeki mesajlar kısmında görülüyor. İşte, o bende açık değil ondan. Evet. Açtım. İkinci soru. Yabancı dillerle aranın nasıl olduğunu merak ettim diyor. Yani bazı anlaşılması zor dilleri kavramaya çalışıyorum. Ben İngilizce ağırlıklı eğitim görmüştüm. Bir de Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca şarkılara da ilgim var. Müziklerini de seviyorum aynı zamanda. Özellikle bu aralar anaokuldayken öğrendiğim İtalyancayı geliştirmeye daha çok ihtiyacım var. Bir dönem İtalyan anaokuluna da gitmiştim. Teşekkür ederiz. Hem Kadriye'ye hem sana cevapların için. Başka söz almak isteyen yoksa yavaş yavaş sonlandıralım. Tam 2 saat oldu. Evet. Çok harika bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Morris her zaman beni şaşırtıyorsun. Dedim ya cemiyette yaptığımız söyleşide hiç söylemediğin şeyleri söyledin 2 yıllık sohbete rağmen. Ve sana böyle tekrar hayran kaldım. Bu söyleşide de ikinci kez böyle daha hayranlığım arttı. Morris gerçekten bunu hani daha önce doğum gününde mi yazdım bilmiyorum ama hatırlayamıyorum ne zaman yazdığımı.
Ama seni tanımak gerçekten bir ayrıcalık. İyi ki varsın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi ki bizimlesin. Ya nazik, kibar kişiliğinle zaten hepimizin gönüllerini fethediyorsun. Hepimiz seni seviyoruz. Zaten dediğim gibi seni tanımak ayrıcalık. Sağ ol. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Kaydı daha yaygınlaştırırız. Bence bu sohbeti yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çok güzel oldu, faydalı oldu. Katılan herkes de güzel katkılar sundular. Çok teşekkürler hepinize. Biz teşekkür ederiz Nazlıhane. Biz teşekkür ediyoruz. Tanımak çok güzel, çok keyifli, çok güzel şeyler olacak inşallah. Umarım. Kesinlikle sağ olun. Her şey güzel olacak. Tamam Muriç'im. Son sözü son iyi geceleri senden alalım. Yani kapatacağım. Şey, tabii bugünkü sohbet için de teşekkür ediyorum. Tabii ki soruları cevaplarken konuşmalarıma dikkat edemediğim bir şey olduysa da hepinizin affına sığınmak isterim. Hani bazen konuşmalarıma dikkat edemediğim de oluyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Bugün İzmir Baba lakabıyla anılan Sancar Marufluyu vefatının 2. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkürler herkese. İyi geceler. Geceler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler.